HDP'den gelen açıklamayla daha doğrusu kılıçlar Kılıçdaroğlu'na yöneltilen çağrıyla devam edeceğiz. HDP'li Sırrı Sakı Kılıçdaroğlu'na kapalı kapılar ardında konuşulanları açıkla dedi. Evet, 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 evet. Herkesi özgürlük Öcalan dahil olmak üzere herkesi özgürlük kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. Cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmadılar. Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini işaret ettiler. Ancak Kılıçdaroğlu HDP görüşmesinde neler konuşuldu, HDP tarafından öne sürülen hangi şartlar kabul edildi bilinmiyor. HDP'li sırrı sakık Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Kapalı kapılar ardında konuşulanları artık açıkla dedi. Ardından terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun bunların deklare edilmesi gerekir. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere ...herkese özgürlük. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 TV'de katıldığı programda... ...sakın sözlerini değerlendirdi. Apo ile ilgili kararı bu ülkenin yargısı verdi dedi. Kılıçdaroğlu hangi cesaretle bunu konuşabiliyor diye sordu. Düşünün çevreden... Erdoğan geçen hafta partisinin grup toplantısında da... ...benzer bir soruyu yöneltmişti. Ana muhalefet partisi gizli kapılar arkasında onlarla ne görüştü... ...neleri vaadetti, nelerin pazarlığını yaptı diye sordu... ...ancak Kılıçdaroğlu'ndan bu sorulara henüz bir yanı gelmedi. Ve benim başımın üstünde yeri var. Kılıçdaroğlu HDP görüşmesinde neler konuşulduğu açıklanmasa da HDP'liler taleplerini zaman zaman ekranlarda dile getiriyor. HDP'li Nuray Özdağ'ın anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesini istedi. Türkçe tek dil olamaz, Türklük tek ulus olamaz dedi. Birçok maddesine dokunamadığımız, Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla bir yere gitmek mümkün değil, ilerlemek mümkün değil. Terör suçundan tutuklu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da Financial Times gazetesine konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutluyuz dedi. Güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili Altılı masadaki duruma bakalım. Ortak liste mi, yoksa ittifak içinde ittifakla mı seçime gidecekler? Partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmek zorunda. Ortak liste mi, ittifak içinde ittifak mı? Altılı masadaki dört parti milletvekili seçimine nasıl gidecek merak konusu. Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden masadaki dört küçük partiye 54 milletvekili sözü verildiği sıkça konuşulmuştu ancak adaylık açıklamasının ardından saflar biraz daha netleşti. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ile Demokrat Parti'nin CHP listesinden seçime girmeleri halinde bu partilere toplam 11 milletvekili kontenjanı ayrıldı. Bu Taksim'e itiraz eden partilerin başında Deva Partisi geldi. 20 vekil konuşulduğu sırada gelinen noktada 3 milletvekili teklif edilince geri adım atıldı. Ancak öte yandan ittifak içinde ittifak girişimlerini de barajı geçemeyiz çekincesi sona erdirdi. 9 Nisan saat 17'ye kadar kulisler hareketliliğini koruyacak gibi duruyor. Aday ittifaklarında büyük küçük birçok parti yol haritasını belirlerken, milletvekili seçimlerinde ise farklı stratejiler partilerin atacakları adımları belirleyecek. Türkiye öte yandan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu destek turuna devam ediyor. Ziyaret ettiği Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Demokratik Sol Parti ziyaretinde ise Genel Başkan Önder Aksakal bir konuşma yaptı. Küresel emperyalist yapılara karşı bu seçimin çok önemli olduğunu vurguladı. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Tamam, tamam. Türkiye'de kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Partidir. Kıbrıs çok önemlidir. Mavi Vatan, Ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran en önemli özellik ise değerli arkadaşlar küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur.